Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Arkadaşlar merhabalar. İsmim Ahmet Ay. Zaten takip ediyorsanız biliyorsunuz ismimi. Ben bir süredir Risale'nin okumaları yapıyorum kendimce. Yaklaşık 18 yıldır, 19 yıldır Risale-i Nur'u düzenli bir şekilde okuyorum. Tabii kendimce bir iddiam yok. Bunlarda da bir kısım tefekkürlerim oluyor. Bunları yazıyorum, paylaşıyorum. Ancak çoktandır benden ders talebi oluyor. Hani sen de ders yapmaz mısın, konuşmaz mısın falan tarzında. Özellikle YouTube çağında video talebi çok oluyor. Ben bundan kaçabildiğim kadar kaçtım. Hani TV111'de yaptığımız dersler oldu İkram abiyle, İkram Aslan abiyle falan ama doğrusu çok YouTube şeyi bana göre değil gibi geldi. Fakat düşünüyorum da bu daha senatımızda bir katkı, defterimizde açık bir defter daha doğrusu daha şey düşünürsek neden olmasın dedim daha sonra ve bu yola girdim. Bakalım beraber yapmaya çalışalım. Hatalarım varsa artık Cenab-ı Hak affetsin, siz de uyarırsınız. Güzel bir şey söylersek de ne mutlu. Hasenat defterimize yazılır inşallah. Birinci sözden başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayeciklerle birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin. Bu ilk 8 sözün ortak başlangıcı sayılabilecek bir paragraf. Bu paragraf bize ne söylüyor? Bu paragraf öncelikle bize konuşmamız gerekenin nefsimiz olduğunu söylüyor. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri bunu eserlerinde sık sık belirtir. Yazdığı eserler önce kendi nefsinedir. Bu bir tasannu değil. İnsan kendi kalbiyle konuşabiliyorsa ancak başkasının kalbiyle konuşabilir. Veya kendinde tesir gördüğü şey ancak başkasına ulaşır. Kurgusal şeyler başkasında da kurgu kalır. Bu yüzden Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinde mümkün mertebe tecrübelerini, işte şifasını gördüğü devaları andığını biliyoruz. Hatta bazen mesela İhtiyarlar Risalesi'nde uzunca hatıralarını girdiğini görüyoruz. Başka metinlerde de böyle şeyler var. Bence bu hal dili, bu halet-i ruhiye anlatmalar, kendi tecrübelerinden bahsetmeler biraz da o yaralarla bizi kavuşturmak için. İnsan tecrübelerinden birbirine kavuşuyor ya da yaralarından birbirine kavuşuyor. Öyle bir şeyler yaşamışsanız o hal tasviri yapıldığı zaman halden hale geçiyorsunuz. Halinden haline geçiyorsunuz. Mürşidin bize en büyük katkısı bu. Bir mürşidi takip ettiğiniz zaman, onun metinlerini veya dersini takip ettiğiniz zaman onun daha önce tecrübe ettiği şifalardan kendinize buluyorsunuz bir şeyler. Veya geçiyorsunuz onun şifalarına kendi dünyanızda. Bu açıdan bu paragrafın bize verdiği derslerden birisi şu. Ben nefsimi herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum diyor. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin. Yani biz burada müstemiyiz. Bir şeye mecbur edilmiyoruz. Dinleyiciyiz. Şifa bulursak biz de alacağız. İnşallah alırız istemizi. Bir de şu kısmı bana önemli geliyor. Burada mesela Bediüzzaman Hazretleri askerlik temsilatını çok kullanacak bu sözlerde. Küçük sözlerde de başka sözlerde de temsilat çok kullanılıyor. Askerlik temsilatı özellikle çok kullanılıyor. Bediüzzaman Hazretleri niye bu temsilatı seçmiş veya bundan içinde askerliği niye seçmiş? Ben şöyle bir şey görüyorum, askerlik o dönemde hemen herkesin tecrübe ettiği bir şey. Yani kadınlar tam askerlik yapmıyor ama
ülke o kadar çok savaşa girmiş ki o dönemde, işte 93 Harbi, Balkan Harpleri, Kurtuluş Savaşı vesaire. Bütün bu tecrübeler tabii ki de topluma sirayet etti. Toplumda herkesin anlayabileceği bir ortak tecrübe alanı oluştu. Bu tecrübe alanı belki de askerlikti. Bu benim tefekkürüm. Bediüzzaman Hazretleri de o zamanlar herkesin anlayacağı bir dil olduğu için askerlik temsilatını külliyatta çok kullanmış. Buna kendisinin verdiği başka bir cevap var Emirdağ Laikası'nda. Hulusi abi gibi, Asım abi gibi askerlik kökenli talebelerinin bir sezgiyle, belki keramet olarak, çünkü biz keramete iman ediyoruz, vardır, haktır, ehl-i sünnet olarak böyle iman ediyoruz. Sezdiğini söylüyor. Yani böyle muhataplarım olacak, benim asker kökenli muhataplarım olacak ve onlar bu temsilattan çok hisse alacaklar. Üstad Hazretleri bunu hissetmiş. Ama alelekser, zaten herkes savaş gördüğü için o dönemde, yani ülke ard arda pek çok savaş atlattığı için elbette bu temsilattan herkesin bir hissesi var. Kur'an'a baktığımız zaman da ticaretle ilgili temsilatın çok olduğunu görürüz. Mesela Allah onlardan canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek suretiyle satın almıştır gibi ayetler veya kölelikle ilgili örneklemeler, mesela tevhidi anlatırken Allah birçok efendinin idaresindeki bir köleyle tek bir efendinin idaresindeki köleyi misal veriyor diyor mesela. Hangisinin idaresi daha kolaydır gibisinden örneklendirmeler de bize şunu gösteriyor. Yani o zamanki sosyoloji de bundan hissedar olabilirmiş yani. Bunlardan daha kolay ders alabilirmiş. Çünkü kölelik o zamanlar var. Ticaret zaten Mekke toplumunun ana geçim kaynağı. Ama bu şunu düşündürmesin. Tarihselciler bunu çok kullanıyorlar, bu yöntemi. Bu yanlış bir şey. Şimdi onlar Mekke toplumu ticaret yapıyor da biz yapmıyor muyuz? Hayır, biz de yapıyoruz. Biz de alıyoruz, satıyoruz. Bu aslında bütün insanlığın ortak tecrübesi. Veya işte kölelik o zamanlar vardı, şimdi yok. Kölelik yok ama kölelik gibi çok şey de var açıkçası. Yani mesela işte bugünkü sanayi toplumunun işçi çalıştırma tarzı veya işte Çin'deki insanlar veya şunlar bunlar, pek çok şeyi biz aslında istersek buraya taşıyabiliyoruz. Bu temsilatın içinde anlayabiliyoruz. O yüzden hani tarihselcilik deyip bunları o zamana kilitleyip bu zamana taşımayıp falan, böyle şeylere girmeye gerek yok. Kur'an nasıl o günkü toplumla konuşuyorsa bugünkü toplumla da konuşabiliyor rahatlıkla. Biz de o sözleri anlıyoruz. Anlamıyormuş gibi yapmamıza gerek yok. Tarihselciler bu açıdan yani zaaflı bir kurgu tasarlıyorlar kafalarında. Zaaflı bir tefekkür yürütüyorlar. Anladıkları şeyleri anlamazdan gibi geliyorlar yani. Aslında o sözün kendilerine hitap ettiğini hepsi kalbinde hissediyor bence. O Kur'an ayetini okuyup da hisse almayanı var mı içinde? Ben sanmıyorum öyle birisi olduğunu yani. Şimdi kölelikten bahsetti, örnek verdi diye tarihselci ya kölelik ne falan mı diyor? Yok, gayet iyi anlıyor. Temsille kastedilen ne olduğunu da anlıyor. O zaman neden onu oraya kilitliyorsun ki? Zaten anlıyorsun. Anladığına göre o zaman da kilitli kalmamış demektir. Bu açıdan tarihselciden tuzağına da düşmeyelim. Evet, o sosyolojinin tabii ki de temsillerde ilk olma yönüyle bir hakkı var. Esbab-ı nüzulün ayetlerde ilk olmak sebebiyle bir hakkı var. Ama bütün zamanlarla konuşuyor Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hak ezeli ve ebedi. Onun kelamına biz bir sınır koyamayız. Şunu anlattı, bunu anlattı, bunları görmedi diyemeyiz haşa. O her şeyi biliyor. Alim-i Hakim. O açıdan hepimizin bir hissesi var. Bu hisselerden kaçmayalım. Peki ilk paragrafı okuduk. Kendimize göre bir ders aldık. Dedik ki burada konuşulan Bediüzzaman Hazretleri'nin kendi nefsi. Biz de dinleme makamındayız. Alabilirsek biz de hissemizi alacağız. Devam edelim. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Ya bu cümle yani aslında anlatılsa yazılarla anlatılacak bir cümle. Bismillah her hayrın başıdır. Zaten aslında birinci sözün yazılış amacı bence o işte Bismillah'ı ne olduğunu anlatmak. Ama bu sadece işte Bismillah Allah'ın adıyla demektir. İşte Allah'ın adıyla iş yapmak lazım. Bu kadar değil. Yani Bismillah aslında Müslümanın La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkesin yaşam açısı. Yani biz ne üzere yaşıyoruz? Biz aslında Bismillah üzere yaşıyoruz. Artık neyi elde etsek, neyi yapsak, neye çalışsak, neyi kazansak, neyi kaybetsek, hepsinde artık Allah'ın adı yanımızda. Zaten o tasarrufuyla her yerde hazır ve nazır. Ama adıyla da bizim hatırımızda.
Yani birinin adını anma, onu hatırda tutmak demektir. Müslüman aslında buna kastetmiş oluyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde biz bir işe başlarken, hani kötü bir benzetme ama hani Lades var ya, Lades oyunu. Onda şey yapılır böyle, hani tuzağa düşmediğini anlatmak için aklımda der alırsın. Hani sana bir şey vermeye çalışır. Eğer unutur da alırsan, hatırında olmadan alırsan, tabiri caizse gaflet de alırsan kaybetmiş olursun. Ama aklımda diyerek alırsan o zaman oyun bozulmamış oluyor. Çünkü o oyunu hatırlıyor oluyorsun, yani tuzağa düşmemiş oluyorsun tabiri caizse. Bizim de aslında Bismillahirrahmanirrahim derken yaptığımız biraz buna benziyor. Hatırımda, hani bu imtihan niye başlamıştı, bu imtihan niye yaşanıyor, ben ne öğreniyorum, dünyaya ne öğretmem lazım, neyi gösteriyorum? Hatırımda, Bismillahirrahmanirrahim, arabaya binerken, yola çıkarken, evden ayrılırken, ne bileyim işte herhangi bir işimizi yaparken, Bismillahirrahmanirrahim'i her dediğimizde biz bunu yapıyoruz. Allah hatırımda, ben ne üzere yaşadığımı hatırlıyorum. Ey esbab! Ey şeytan, ey nefsim, beni kandıramazsın. Ben bu işin ne olduğunu farkındayım yani. Veya şunu da katabiliriz bunun içine. Biz aslında kainatı kainat ve ben olarak yaşamıyoruz artık. Yani bir Müslüman kainatı kainat ve ben olarak yaşamıyor. Kainat ben ve Allah olarak yaşıyor. Ne bileyim, çocuğunu severken çocuk ben ve Allah. Yolda yürürken yol ben ve Allah oluyor. Otobüse binerken otobüs ben ve Allah oluyor. Yani Allah bizim her şeyimizin içinde artık. Tasarrufuyla, tefekkürüyle, farkındalığımızla her şeyin içinde. Zaten her şeyin içinde tasarrufu var da biz işte fark ediyoruz. Farkındalığımızı diri tutuyoruz. Bu açıdan Bismillah Allah'ın ismiyle. Allah'la beraber. Bakılacaksa Allah'la beraber, anlaşılacaksa Allah'la beraber, anlamlandırılacaksa Allah'la beraber, okunacaksa Allah'la beraber. Yani Bismillah aslında Müslüman artık ben bunun üzerine yaşıyorum dediği kelime. Öyle bir özet anlam saklıyor içinde zaten. Böyle bütün İslam'ı sıksanız ne olur? Bismillah olur, Subhanallah olur, La ilahe illallah olur. Böyle kelimeler çıkar. İşte Bismillah da onlardan bir tanesi. Her hayrın başıdır. Bismillah her hayrın başıdır. Neden böyledir? Bunu da biraz tefekkür edelim. Belki bu dersin konusu da bu olsun. Hayır dediğimiz şey, Bediüzzaman Hazretleri başka eserlerinde de buna biraz dokunuyor. Diyor ki hayır vücududur ve nedir? Küllidir diyor. Vücududur ve küllidir diyor. Şimdi külli olan ne demek? Kapsamlı olan demek. Yani bir şeydeki hayrı görmeniz onun kapsamlılığına bağlı ya da sizin kapsamlılığını görmenize bağlı. Mesela ne diyelim buna örnek olarak? Bir ameliyathaneye yaklaştığınızı düşünelim. Ama ameliyathane olduğunu bilmiyorsunuz. Size bir pencere açmışlar. Pencereden bakıyorsunuz ki bir insanı kesiyorlar. Şimdi o kesme olayına baktığınız zaman, sadece onu gördüğünüz zaman bu size varlıksal bir olay olarak gelmez. Yani vücudu görünmez size, hayırlı gelmez. Neden? Çünkü orada bir insan yani yaralanıyor, kanı akıyor vesaire. Ama ne zaman ki biraz daha gerileyip oradaki ameliyathane yazısını okursanız, oranın ne hikmetle var olduğunu, ameliyathanenin ne olduğunu, amacının şifa olduğunu kavrarsanız o operasyonun, o zaman dersiniz ki bu olay hayırlı bir şeymiş. Nereden gözüktü bu bize? Külliyetinden gözüktü. Ve peki bu işin hayırlı olduğunu nasıl tayin ettik? Varlıksallığından tayin ettik. Yani o adamın varlığına hizmet ettiği için. Mesela kangren olmuş birisinin bacağını kesmek, bacak kesmek aslında ademi bir fiil. Yani yokluğa hizmet ediyor. O insanı siz yaralıyorsunuz ama genelden baktığınız zaman o adam yaşayacak o ameliyat sayesinde. Yani hayatının, sağlığının devam etmesi, vücudunun devam etmesi, vücudilik ancak o operasyonla mümkün. O yüzden o fiil ademi de gözükse vücudi. Çünkü hayra, iyiliğe, devama hizmet ediyor. Bu açıdan elbette Bismillah her hayrın başı olacak. Çünkü varlığın külliyetinin görünmesi Allah ismi şerifiyle, Allah sayesinde. Varlığının vücudunu devam ettirmesi de Allah sayesinde. Biz varlıktaki bu iki yönü de ancak Allah'la beraber görebiliyoruz. Allah'ı kainattan, tefekkürümüzden, varlık algımızdan çekip çıkardığımız zaman geriye ne kalıyor?
Ademe mahkum fiiller kalıyor, yokluğa mahkum işlerimiz kalıyor. Her varlığın arkasında bir fanilik çalmaya başlıyor. Anların tekrarı yok. O derece şiddetli bir fanilik yaşıyoruz. Böyle bir faniliğin olduğu yerde hayırdan bahsetmek mümkün mü? Hayırın anlamı kalmaz ki. Ben bazen ateistlerle internette yazıştığım zaman, onlarla tartıştığım zaman hep söylüyorum. Yani sen diyorum niye devam ediyorsun ki yaşamaya? İntihar et, öldür kendini. Yani niye yaşıyorsun ki? Diyor işte yaşamamız lazım, şöyle böyle iyilik yap. Ama diyorum senin için iyiliğin anlamı yok ki. Sen mesela bir çocuğun hayatını kurtardın. O çocuğu kurtaramadın ki aslında. Çünkü o çocuk yine ölecek. Yani yine hiç olacak. Sen hiçlikten hiçbir şey alamıyorsun ki. Alamadığına göre o zaman diyorum hani bu kurgusallığa ne gerek varmış gibi yapmaya? Öldür kendini, kurtul. Yani ateistin varlık algısında dünya hiçliğe gittiği için aslında hiçbir fiilinin anlamı yok. Hiçbir değer de buna bina edilemez yani. Böyle bir faniliğin üstünde hiçbir değer durmaz. İyilik, hoşgörü, sevgi, barış, kardeşlik falan filan. Dillerine baktığınız zaman bunları çok duyuyorsunuz ama neden yani neden? Niye anlamlı olsun? Ben diyorum ki Allah var, ahiret var. Bunların bir karşılığı olacak. Ben bu bedeli ödemek istemiyorum. Cehennem olan bedeli ödemek istemiyorum. O yüzden yapmıyorum diyorum. Senin koyduğun yer neresi bunu? Hiçbir yer yok. O zaman hani senin ahlaklı olman için de bir şey yok, neden yok? Ben senin ahlakına neden inanayım? Senin götüreceğin yerin ahlak olduğuna neden inanayım? Hani Müslümanlara çok laf atıyorlar işte. Müslümanların ahlakı şöyle böyle bilmem birkaç tane örnek görmüşler. Belki de o örnekler de yani kurgu örnekler. İşte yaşanmış bir insanoğlu şeytana uyar. Diyelim ki yaşadı bir iki dindar, bir iki yanlış yaptı. Onlardan hareketle işte dindarlar şöyle böyle iyi de. İşin felsefesine gittiğimiz zaman, yapı taşına gittiğimiz zaman benim yine ahlakımı koyacağım bir zemin var. Senin hiç yok. Sen nasıl beni geçersin? Geçtiğini sana düşündüren de. Onlarla konuşmalarımda bunu çok söylüyorum. Onlar da bir cevap veremiyorlar zaten. İnsan olmanın erdemi falan diyorlar da hani maymundan gelen, terlik hayvandan gelen bir şey oluyorsun o zaman işte senin düşüncende. Onun salatalıktan, onun tilkiden, aslandan daha ahlaklı olmasını gerektiren ne? Hiçbir şey yok. Neyse devam edelim. Bismillah her hayrın başıdır. Yani hayır algımızda bizim, güzel ahlakımızda, varlık algımızda, var olmaya dair bir şeyler yapmamızda, şefkatimizde, sevgimizde hepsi Allah isminin yanımızda olmasına bağlı. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı hal ile virdi zebanıdır. Bakın neler söyledi bu cümle içinde. Şu mübarek kelime, bu mübarek bir kelime gerçekten. Bir bereketi var. Bismillah hayata katmanın çoğaltan bir yanı var. Anlam çoğaltan bir yanı var. Varlık çoğaltan bir yanı var. Hayır algımızı çoğaltan bir yanı var. İşte az evvel konuştuk. Fiil anlamlı kılan nedir? Söz gelimi ben bir kiraz ağacı ektim diyelim. Şimdi bu kiraz ağacının hayır kısmı eğer ben inanmıyor olsam Allah'a, ahirete vesaire, o kiraz ağacından meyve yediğim süredir benim onunla hayır ilişkim. Benim için varlıksallığı onun ondan ibarettir. Meyvesini yemediğim an onun benim için vücudu biter. Menfaati bitmiştir çünkü. Artık bütün varlıkla ilişkim menfaat üzerinden oldu. Menfaati bittiği an biter. Ama Allah ahiret inancı olan bir insan o ağacı diktiğinde ne düşünüyor? Ben de yiyeyim, kuşlar da yesin, varlıkta faydalansın, gölgesinde sığınanlar sığınsın. Yani Allah rızası kazanayım bunda. Bunun varlığı sadece benimle ilgili olmasın. Allah'a dair olsun, Allah'a adanmış olsun. Bunu başardığımız zaman, böyle bir adayış yaptığımız zaman bakınız nasıl bereketlendi. Sen artık ölsen de o ağacın varlığı devam ettiği sürece belki devam etmese bile Cenab-ı Hak o niyetin hürmetine sana oradan hayır verebilir. Onu bir hasenat defteri kılıp oradan sana sürekli sevap yazdırabilir. Kapısı açıldı yani bu işin. Hatta ve hatta yani eylemlerin sana ulaşmaması bile senin hayır yapmana engel olmaz. Biz bazen hani camilerimizde de yardım toplanıyor, başka vesilelerle de ediyoruz. Atıyorum Endonezya'da yetimhane açılıyormuş. Para gönderiyorsunuz. Orada bir tuğlanız oluyor inşallah. Bakınız oradan bir şey görmeniz şart değil. Yani fiziki anlamda, nefsi anlamda, menfaat anlamında bir şey görmeniz şart değil. Orada o varlık olduğu sürece, o varlık da Allah'a dair olduğu sürece ki öyledir.
Onun sizin için hayır kısmı devam ediyor. Nasıl oluyor demek? Bismillah'la olmak, yani Allah'la beraber olmak, ismiyle beraber olmak varlık algınızı böylece genişletiyor. İslam nişanı olduğu gibi. Nişan nedir? Nişan aslında alamet, iz gibi bir manası var yanlış bilmiyorsam. Burada sözlükten de bakayım. Evet, alamet, işaret. Ama biz başka nasıl kullanıyoruz bunu? Nişan almak, yani bir yeri işaretlemek, ona bakarak ateş etmek, onu vurmaya çalışmak, hedeflemek gibi bir manası da var bizim kullanımımızda. İkisini de esas alalım, iki türlü de bakalım. Bir insanın Müslüman olduğu da Allah'la dolaşmasından, yani Allah'la derken Allah ismi şerifiyle, onun manasıyla, tefekkürüyle dolaşmasından anlaşıldığı gibi hedeflediğinin de Allah olması lazım. Yani İslam nişanı nedir? Amelin hedefinin rızai ilahi olmasıdır. Bir başka açıdan da o insanda Allah'ın tefekkürünün, isminin, anışının, hatırının, izinin bulunması lazım. Hem bizim Bismillah dememizden alem o bizim Müslüman olduğumuzu anlar, Allah'ın ismiyle beraber dolaşmamızdan, Allah'ın ismini hatırda tutmamızdan, hem de biz hedeflediklerimizde hep Allah'ı ararız, rızasını ararız, bir ismillah, onun ismiyle. Kurban keserken biz mesela ismini anmadığımızda Allah'ın o kurban bize helal olmuyor. Çünkü İslam nişanı olmuyor üzerinde, değil mi? Bu açıdan düşününce o işte çok mantıklı geliyor. Onu sen Allah için anlamlandırmadın ki, Allah'la bakamadın ona. Onun anlamını bozmuş oldun kendi dünyanda. Tabii ki de o yine Allah'ın eseri ama sen kendi dünyanda bozmuş oldun. Dolayısıyla o Allah için olmadığı için de onun etinden yemen caiz değil. Bütün mevcudatın lisanı hal ile virdi zebanıdır. Bu kısım bana şöyle bir şey düşündürüyor. Yani biz aslında Bismillah derken varlığa yeni bir şey katmıyoruz. Bu anlam tartışması aslında felsefeciler de yapıyor bunu. Hani varlık, varlığa anlamı biz mi katıyoruz yoksa varlığın kendisi mi anlamlı? İnanç sahipleri için varlığın kendisi anlamlı. Çünkü yaratan onu bir amaçla yarattı veya birçok amaçla yarattı, sayısız amaçla yarattı. Bu amaçlar zaten onun özünde var. Bu sanat zaten onun özünde var. O yüzden varlık anlamlı. Biz o varlıktaki anlamı çıkarmaya çalışıyoruz. Biz böyle düşünüyoruz. Bizim felsefemiz böyle. İmanın felsefe diyoruz ama aslında hikmettir bu. Yani Müslümanca tabiri hikmettir bunun. Biz bu hikmeti arıyoruz. Peki ötekiler ne diyor? Varlık aslında anlamsız da insan anlam bina ediyor diyorlar. O yüzden işte bu görecelilik var falan. Bunu böyle anlamak zorunda değiliz. Göreceliliğin olması anlamın birden fazla olmasıyla da açıklanabilir. Yani senin verdiğin anlamla benim verdiğim anlam ikisinin birden doğru olması ama ikisinin farklı olması illa bunları bizim yüklediğimiz anlamına gelmez. Aynı mesaj ikisi birden, üçü birden, dördü birden, bini birden orada olabilir. Bizim bakış açılarımız farklılarını okumuş olabilir. Ama bizim bakış açımız da sırf varlık anlamlı hale gelir mi? O oradayken, öyleyken anlamı değişir mi yani bakış açımızda? Bizim nesneye böyle bir tesirimiz yok. Varlığı bakışımızla değiştiremiyoruz. Yani kuantum fiziğinin falan tartışmaları var ama bu tartışmalar aslında maddenin niceliğine dair. Yani niteliğine dair değil. Yani varlık zaten bu kelime üzerine var. Var olmanın şartı zaten Allah ile olmak. İşte hudus delili, imkan delili. Sonradan olanları veya imkanatın çokluğunu bir tefekkür kapısı yaptığınızda bu sonradan oldu, onu şu yaptı, bunu bu yaptı, bunu bir yaptı, hudus delili sizi en son nereye götürüyor? Ya öyle bir eşik geliyor ki, ya bir Allah olması lazım ki bu son vagona bir lokomotif takılı olsun. Yani şey gibi düşünün, tren gibi düşünün. Vagon var. Vagonu ne çekiyor? Bir önceki vagon çekiyor. O vagonu ne çekiyor? Bir önceki vagon çekiyor. O vagonu ne çekiyor? Bir önceki vagon. Ama en başta bir tane lokomotif olması lazım. Hiçbir vagona bağlı olmayan, kendiyle var olan. İşte biz buna ne diyoruz? Vacibül vücut. Kainatın olmazsa olmazı. Kadim, öncesi yok, ezeli, ebedi. Bu tefekkür yaptığımız zaman diyoruz ki hani her şey sonradan oluyor. Bir şey olmalı ki bu sonradan olanların ilk nedeni olsun. Hudus delili böyle diyor. İmkan delili ne diyor? O kadar çok seçenek var ki alemde. Bu seçenekler varlık ve yokluk eşiğinde aslında eşitler.
Yani birisi olmalı ki bunları seçmiş olsun. Ya o da olabilirdi, bu da olabilirdi, şu da olabilirdi. Peki neden bu oldu? Ha bunu da aşmak için ateistler diyorlar ki aslında bütün imkan var, bütün paralel evrenler var olduğu, hepsi var falan diyorlar ama onun da delili yok. O sadece bir ihtimal hesabı gibi bir şey. Yani açtıkları bir şey yok. Tasavvurları var, tahayyülleri var vesaire. Yani varlıkta zaten bu Bismillah Allah ile olma hali var. Bütün mevcudatın lisan hali bir virdi zeban, sürekli tekrar edilen zikir şeklinde bunu söylüyor bize. Ben Allah'la varım, beni ancak Allah'la anlayabilirsin. Allah'ı görürsen benim hakikatimi görürsün, benim amaçlarımı doğru şekilde anlayabilirsin. Bu fizikten, kimyadan, biyolojiden çıkardığın okumalar ancak yüzeysel okumalar. Bunların arkasındaki hikmeti, amacı göremezsin ki bu şekilde. Neyin ne şekilde olduğunu anlıyorsun yüzeyde. Peki bunların ardında ne oluyor? Mesela işte çocuğun oluşum süreci, sen anladın işte sperma geldi, yumurtayla buluştu, şu oldu, bu oldu. Bu süreç, peki bu süreç nasıl bu şekilde amaçlanarak geldi? Neden bu evrelerde oldu? Bunun da bana ne anlatılıyor? Bu çocuk niye yaratıldı? Bu çocuğa ruh nasıl geldi? Daha karşılayamadığımız birçok soru var ki bunların cevabını ancak Bismillah'la beraber anlayabiliyoruz. Yani bize bilim yüzeydeki oluşu anlatıyor. Arkasına geçtiğimiz zaman nedenler, asıl nedenler, anlamlı kılan şeyler ancak ilahiyata dair tefekkürlerle mümkün. Bismillah ne büyük, tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle şöyle ki. Bedevi, Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bu cümleyi bir daha okumak istiyorum. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katu tarike rast gelse, yani bir yol kesiciye rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur gider, ilişemez. Bir çadıra girse, onam ile hürmet görür. Öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki, tarif edilmez, daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil, hem rezil oldu. Aslında açık, dediğini anladınız ama ben birazcık daha böyle içine girmeye çalışayım buradaki temsilin, hikayenin. Yani bu bugün de var diyorlar. Yani Arabistan'da eğer ikamet almak istiyorsanız falan yine birisinin himayesine girmeniz veya onun şefaatini almanız gerekiyor diyorlar. Ben bilmiyorum ama bunu çok. Eskiden de öyleymiş. Seyahat ederken bir kabile reisinin, bir aşiret reisinin ismini alıyormuşsunuz, himayesine giriyormuşsunuz. Onunla dolaştığınız zaman ona yapılan size yapılmış gibi oluyor. Daha doğrusu size yapılan ona yapılmış gibi oluyor. Daha doğru ifadesi bu oldu. Sizi himayesine almaktan dolayı bu kişi onu şeref meselesi yapıyor. Diyelim ki sizin başınıza bir iş geldi. Artık o yapanlar bu adama karşı sorumlu. Onun hesabını onlardan soruyor. Yani ya intikam oluyor ya belki işte kan parası ödüyorlar veya başka bir vesile bilemiyorum. Ama her şekilde yani bir artık mesuliyeti var. O adam bu işi şeref meselesi yapıyor. Ona dokunursanız benden çekeceğiniz var tabiri caizse. Bu bugün de yok mu? Var. Pasaportta mesela bizim ülkemizin şeyi var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır diyor. Bu ne demek? Hani o ülkede başına bir şey gelirse bunu Türkiye'ye sorar. Veya işte Amerika Birleşik Devletleri pasaportunda yazıyor. Adam dünyanın neresinde bir şey yaşasa hemen pat diye işte ajanıdır, ordusudur, elçiliğidir falan hemen mevzuya karışıyorlar. Neden? Himayeyi almışlar çünkü bir nevi. Buradaki temsil de bize bunu anlatıyor. Yani eşkıyalardan veya zorluklardan kurtulmak için insan illaki himayeye giriyor. Himayeye girme ihtiyacı duyuyor. Çünkü bu himaye ona edemeyeceği, yapamayacağı şeyleri edebilmek, yapabilmek gücü veriyor. Hal böyleyken düşünün,
Seyahat ediyorsunuz ama yanınızda pasaport yok. Neler yaşarsınız mesela? Başınıza neler neler gelir? Polis karakola düşseniz bir aidiyetiniz yok. Yardımınıza koşacak yok. İşte birileriyle bir hadise yaşasanız sizi himaye edecek kimse yok. Gene yardımınıza gelecek yok. Bu kabile bu bedevi işte bu sorunu yaşıyor. Yani bir daha okuyayım ben bu kısmı, bir daha tefekkür edelim. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden, yani eşkıyaların şerrinden kurtulup hacatını, ihtiyaçlarını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi, diğeri mağrur. Buradaki bakın şey de ilginç. Birisi mütevazı, diğeri mağrur. Biz diyoruz ki hep mütevazı alçak gönüllü yani. Mağrur da gururlu, kibirli manasında. Aslında mütevazinin kelime anlamı şu diyorlar. Vaz edildiği gibi olma hali. Yani ben tevazu yaptığım zaman zaten olduğum şey oluyorum. Kibir yapmamış oluyorum. Yani mesela diyelim ki bir valiyim, kaymakamım, kapıma gelen insanla ilgileniyorum. Onunla onun diliyle konuşuyorum. Köylüyse köylü Mehmet amca gibi konuşuyorum. İşte marangozsa marangoz bilmem kim gibi konuşuyorum. Burada aslında ben vaz edildiğim gibi olmuş oluyorum. Ben de insanım, o da insan. Yani oraya inmiş oluyorum ben aslında. İçimde var olan halete inmiş oluyorum. Bu benim vaz edildiğim hal. Ben yoksa çok büyüğüm de aslında aşağı eğiliyorum tarzında değil ki. Zaten sen insansın. İnsandan başka bir şey olmadın ki o konumla yani. O yüzden hani tevazuyu da biraz böyle anlamak lazım. Zaten neysen o oluyorsun tevazuda. Aşırı bir şey yapmış olmuyorsun. İçindeki insana dönmüş oluyorsun. O insanla seni eşit kılan yere dönmüş oluyorsun. Sen o insandan daha üst bir canlı olmadın. Dünyevi hiçbir konum seni bu noktaya getirmedi. Diğeri mağrur. Mağrur ne demek? Kibirli diye anlıyoruz biz ama daha çok mağrur, gurur, aldanmadan geliyor. Yani aldanmış. İşte bakın nasıl uydu tevazuyla şimdi. O vaz edildiği gibi olan kişi, diğeri aldanan kişi. Ne olduğunda aldanan kişi. Yani bunlardan bir tanesi ne olduğunun farkında. Hani benim çapım bu kadar, gücüm de bu kadar. Benim himaye almam lazım diyor yani. Bu yolculuk yoksa bitmez. Ama ötekisi ne diyor? Aldanıyor. Ben kendisini olduğundan farklı tasavvur ediyor. Sanrılıyor. Sanrı diyorlar ya buna şimdi, illüzyon gibi yani. Olmadığın bir yerde görüyorsun kendini. Bunu biz bugün çok yaşıyoruz. Aslında hepimizin özünde bu var. Çektiğimiz de hep bundan. Yani insanın hayatındaki acıların büyük bir kısmı bence gururdan kaynaklanıyor. Yoksunluklar da bununla ilgili. Çünkü olmadığın bir şey olmaya çalışıyorsun. Olmadığın bir poza giriyorsun. Bunun sana yüklediği bir yük var. Bir kurgu var. Bunu da taşıyamıyorsun çünkü zaten öyle değilsin. O zaman da elinde patlıyor. Ya zengin değilsin ama zengin gibi davranmaya çalışıyorsun. İşte arkadaşlarım bana şey yapsın, itibar göstersin falan diye. 3 yemeği sen ısmarladın, 4 yemeği sen ısmarladın, 5. de paran bitmiş oluyor. Millet de anlıyor senin ne olduğunu. Bak orada bir hayal kırıklığı, işte insanlar bana şey oldu. Ama o pozada sen girdin kardeşim, niye girdin ki? Veya işte başka bir şey, ben çok efendime söyleyeyim, güzel sesliyim, kurgu yaptım atıyorum. İlla bir yerde sana bir şey söyletecekler, öyle olmadığın ortaya çıkacak. Öyleysen zaten tamam, vaaz edildiğin gibisin. Ama yapamadın, olmadığın ortaya çıkacak. İşte insanlar aldatıldığını hissedince sana kötü davranacaklar falan filan. Bu acıyı yaşadım, insanlar niye böyle yapıyorlar? O poza sen girdin. Seni kimse mecbur etmedi. Ben bakıyorum yani kendi hayatıma bakıyorum, kendi nefsime bakıyorum. Olmadığım şeyler gibi sandıladığım yerlerde kendimi, insanlara da bunu vaat ettiğimde, öyle gösterdiğimde boşu boşuna hayal kırıklığına uğratıyorum ve uğruyorum da. Şimdi mesela ben size desem ki çok güzel işte Risale dersi yapacağım, çok iyi konuşuyorum ben, işte Arapçaları falan da harika biliyorum, işte ayetleri çok süper okuyorum, Arapçam da var falan filan. Yok halbuki yani. Böyle takla atsam, kelimelere bakarken sözlüğe bakmıyormuş gibi falan yapsam,
Niye giriyorsun ki bu pozlara? Zaten anlaşılıyor senin ne olduğun. Yani insanları ne kadar kandırabilirsin? İşte bu mağrurluk. Aldatıyorsun kendini, hem de insanları aldatmaya çalışıyorsun. İnsanlar da bir aldanır, iki aldanır, üçüncü aldanmıyorlar. Mağduriyetini yaşıyorsun ondan sonra. Mütevazı bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katu tarike, yani yol kesene rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur, ilişemez. Bir çadıra girse onam ile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Yani işte o rezillik burada kendini gösterdi. Burada şuraya tekrar dönmek istiyorum. Ben bunun üzerine biraz konuşalım. Alanı her yerde selametle gezdi. Bu niye böyle olur? Bunu yine tevazuyla bağlarsam şunu söyleyebilirim. Cenab-ı Hak sizi bir şey olmak üzere yaratmışsa, bir kalıpta, bir şekilde, sınırlar içinde elbette yaratmışsa, siz o yapbozda öyle olursanız uyumlu olursunuz. Yani sizi öyle kalmanız için öyle yaratmıştır. Kendisinin kemale koşun dediği yerler ayrı. İlim öğrenin, faziletinizi arttırın, ahlakınızı geliştirin, onlar ayrı. Ama onun dışında mesela benim gücüm ne arkadaşım? O bile benim gücüm değil ama diyelim benim gücüm neye yetiyor? 4 tane işte taşı kaldırmaya yetiyor. 5.sini alma. Alma. Alırsan ne oluyor? Sen kalıbını bozmuş oluyorsun. Kalıbını bozduğun zaman da varlık seninle sürtünme yaşıyor. Bunu şöyle tarif edebiliriz. Diyelim ki bir koridor var ve bu koridor tam sizin şeklinizde. Yani kollarınızı açtığınız zaman böyle o koridordan aynı sizin kalıbınızda geçebiliyorsunuz. Ama siz rahat durmadınız. Orada işte diyelim ki koridora girmeden önce altınlar vardı, işte gümüşler vardı. Dediniz ki biraz da bunlardan toplayayım ben kendime, nevale yaparım ileride. Taktınız kolunuzu, taktınız bilmem ne. Kabardınız biraz, bu sizin şeklinizi bozdu. Bu sefer geçerken sürtünmeye başladınız. Veya gidemiyorsunuz veya tutuyor sizi falan vesaire. Ne oldu? Selametle gezemedin orayı çünkü kalıbını bozduğun için, aldanmalarla, aldatmalarla, kurgularla bozduğun için, üzerinde oynadığın için, kendi üzerinde yanlış şekilde oynadığın için o senin hareketini zorlaştırıyor. Hakikaten de insan Allah'ın adıyla yaşamadığında kainatta, ya öyle demek lazım, kendi manevi şeklini bozuyor insan. Ya benim Allah'a ihtiyacım yok. Nerede yok? Nerede yok? Başına bir şey geliyor, ondan sonra en çok dizine vuran sen oluyorsun yani. Yani o derler yani düşen uçakta ateist bulamazsın diye. Ona benzer şeyleri ben çok tecrübe ettim, gördüm arkadaşlarımda. Ya abi neyi bozuyorsun ki manevi şeklini? Arıyorsun, muhtaçsın. Rahattayken tabii hani havan oluyor. İşte zaten aramam diyorsun, muhtaç olmam diyorsun ama her an öyle gitmiyor. O şekil bozduğunda kalıyorsun yani varlığın içinde. İşte mesela mütekebbir insanlar, şeklini bozmuş insanlardır. Herkesten hürmet beklerler. Hürmet de görmüyorsun. Hatta kibir aksine. İnsanların gözünde seni soğuk düşürüyor. Adam senden hoşlanmıyor. Sen kibir gösterdiğin zaman bu diyor, hani vaaz edildiği şekilde değil, bunun şekli bozulmuş. Ya hakikaten adam senin anlıyor şeklinin bozuk olduğunu. Bunda diyor bir bozukluk var. Soğuk bakıyor sana. Ondan sonra ya işte insanlar bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Ben anlaşılmadım. Kıymetimi bilmediler. Bozma şeklini. Bozmazsan varlığın içinde yürüyeceksin zaten rahat rahat. İnsanlar sana kötü davranmak üzere yaşamıyorlar. Sen şeklini bozduğun için varlıkla sürtünmen artıyor. Çünkü o kalıba göre yapılmamıştı senin kader içinde geçeceğin koridor, tabiri caizse. O kaderin içindeki yolculuğun senin şekline göreydi. Sen o şekilde hangi bozmayı yaptıysan orası sürtmeye başladı. O kıvılcım da, o sürtünme de seni durdurmaya başladı. Sıkılmaya başladın vesaire. Bunlar onunla ilgili. O yüzden Allah'ın adını alan kendi şeklini bozmamaya kastettiği için selametle geziyor. Ya bir acı olay yaşadığımızda Allah korusun yani kimsenin başına vermesin ama Allah'a inananın, Allah'ın ismini yanında tutanın hali başkadır. Tutmayanın hali bambaşkadır. Adam diyor ki ya veren de Allah, alan da Allah diyor mesela. Ya gün doğmadan neler duvar diyor mesela. Allah hakimdir diyor, elbet kurtarır, rahmandır, rahim diyor mesela. O isimler hep yanında buluyor. Sen öteki, sen demeyeyim siz değil tabii ki de ben izafi bir karakter konuşuyorum.
Ya diyelim ki ötekinde böyle bir şey olmadığı için ya düşüncesinde, tefekküründe, yaşarken de sürtünüyor. Bir şey oldu işte, o acı olay gerçekleşti. Bir yere bağlayamadığı için sürtünmesi artıyor ondan sonra. Sanki böyle, nasıl diyeyim, dikenlerle dolu bir koridordan geçiyormuş gibi. Bu niye benim başıma geldi? Bu niye oldu? Hep ben mi? Niye ben falan filan, böyle bir sitemler, feryatlar falan. Ya arkadaşım, eğer sen olduğun gibi olsaydın, Allah ismi şerifi, tefekkürü, marifeti senin yanında olsaydı, background'unda o olsaydı, sen manevi kalıbını korumuş olsaydın tabiri caizse, bu sürtünmeyi yaşamayacaktın. Kafanın gezdiği her yerde, gözünün gezdiği her yerde, tahayyülünün gezdiği her yerde rahat edecektin, selametle gezecektin. Eğer sürtünüyorsan bu yine onda. Biz niye Esma-ül Hüsna tefekkürünü bu kadar önemsiyoruz, bu kadar üstünde duruyoruz Müslümanlar olarak? Kur'an'da birçok fezleke var ki bize Cenab-ı Hakk'ın esmasını hatırlatıyor. Bir kıssa naklediyor, kıssanın arkasında Cenab-ı Hakk'ın semi olduğunu, basir olduğunu, hakim olduğunu, rahim olduğunu hatırlatan bir sürü fezleke var. Niye? Kainatın bozulan kalıpları ancak Esma ile toparlanır. Bakın, hani bozulan kalıbımızın, hadiseler içinde bocalayan yanlarımızın şifası hep Esma'dadır. Onlar hatırlandı mı, insan böyle bir kendi kalıbının içine çekilir yani tekrar. Eğer onları hakkıyla kuşanırsa. Bu yüzden biz Esma-ül Hüsna'yı okuduğumuzda o varlığın içinde geçerken yaşayacağımız sürtünmeye karşı tabiri caizse yağ sürünmüş oluyoruz böyle. Krem sürünmüş oluyoruz, zararından korunmuş oluyoruz. Tekrar kalbimizde çekilip o varlığın içinden rahatlıkla geçmemizi sağlıyor bu. İşte ne oldu şimdi? O bedeviler, o iki bedevi başka birileri miymiş? Tarihsel miymiş Bediüzzaman Hazretleri'nin anlattığı bir olay böyle? Bir zamanlar çöllerde olan bir şey miymiş yani, bizimle hiç ilgisi yok? Hiç alakası yok. Bizzat bizmişiz. Hisse almak istersen, nasihat almak gözüyle bakarsan, burada anlatılan iki bedevi başkası değil. Sen, ben, o, şu. Biziz yani. Hatta bazen bir gün içinde hem oyuz hem buyuz. Bir saat içinde hem oyuz hem buyuz. Allah'tan gafil olduğumuz zaman da mağruruz. Allah'ı hatırladığımız zaman mütevaziyiz. Hem oyuz hem buyuz. Yani bu yolculuk aslında bizim yolculuğumuz. Hani hep klişe olarak söylenir ama hatırlatmakta fayda var. Anlatılan bizim hikayemiz yani. Burada anlatılan başkasının hikayesi değil. Bizim hikayemiz. Bizim varlık yolculuğumuz. Diyelim. Devam edelim mi diye düşünüyorum ama vakit de uzattım. Bu kadar uzun yapmayı düşünmüyordum. Bu kadar okuyabildik. Bir dahaki ders inşallah o zaman devam edelim. Nerede kaldık? Birinci sözün bir iki paragrafını okuyabildik ancak. O iki paragrafı tekrar bir okuyayım, bitirmiş olalım. Ondan sonra işte ey mağrur nefsim diye başlayan bölümde bir dahaki dersimizin konusu olsun. Bakalım oradan daha ne kadar tefekkür yapabileceğiz. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı hal ile virdi zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle şöyle ki. Bedevi, Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazı idi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Vay mağrur seni. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katu tarike rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur, gider, ilişemez. Bir çadıra girse onam ile hürmet görür. Öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Cenab-ı Hak bizi o zelillerden, o rezillerden eylemesin. İsmi şerifini her zaman hatırımızda, marifetimizde, taatturumuzda diri tutsun. Cenab-ı Hak
bu derslerden hissemizi ziyade eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.